İyi haftalar diliyorum. Seçimler bitti. Tabii seçimlerin dış politikaya yansıması da olacaktır. Şimdi Avrupa ülkeleri Türkiye'den kendileri gibi bir demokrasi beklemiyorlar. Çünkü demokrasi bir burjuvazi ve kuvvetli kurumlar rejimidir. Bunu beceremiyoruz. Henüz becerebileceğimiz konusunda da kuşkularım var. Dikkat ederseniz sahillerde değişim kazandı daha çok. Çünkü onlar dünyaya daha açık. Şimdi dış politika bakımından en çok sevinen Putin oldu. Putin'le Türkiye arasında ayrı bir bağ var. Sebebi ikisi de birbirine bağımlı. Türkiye enerji bakımından bağımlı. Putin Türkiye'yi NATO'dan mümkün mertebe uzaklaştırma arzusunda. Batı Avrupa'nın en büyük derdi Türkiye bakımından ne olabilirdi? Göçmenler konusu. Göçmenler konusu artık Batı Avrupa için bir sorun olmayacak. Çünkü hükümetin göçmen politikası belirlendi. Ve ayrıca Türkiye'nin artık Avrupa Birliği üyeliği de gündemde dursa bile güncel değil. Amerika bakımından mümkün mertebe Türkiye'yi NATO'da tutabilmek ve Moskova'ya daha fazla yakınlaşmasını önlemek. Tabii Orta Doğu ülkeleri memnun oldular. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi. Şimdi burada tabii Suriye sorunu ortaya giriyor. Suriye Arap Birliği'ne kabul edildi. Eli kuvvetlendi. Erdoğan seçimi kazandı. Eli kuvvetlendi. Bakalım ne olacak? Çünkü Beşer Esad'ı artık Amerika ve Avrupa'nın bir kesimi hariç bütün dünya kabul edemez. Dolayısıyla Suriye meselesi gündeme gelecektir. Asad'ın beyanatı var. Türkiye askerlerini çekmedikçe ben Erdoğan'la görüşmem şeklinde. Gelelim Türkiye'de konuşulmayan bir konuya. BRICS. Yani Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurduğu ve esas itibariyle G7'lere rakip yapmaya çalıştığı kurum. Şimdi ben bunu niye bahsediyorum? Çünkü bu önemli bir kurum olacak. Dünyanın aşağı yukarı yarıya yakın kısmı bu ülkelerde yaşıyor. Tabii G7 de bunun gelişmesini istemiyor. Nitekim son G7 zirvesine Hindistan ve Brezilya davetli olarak katıldılar. Mümkün mertebe oradan uzaklaştırmaya çalışıyor. Merkezi Çin'de. Bizde de bir zamanlar 2017'de bilhassa Mehmet Şimşek BRICS'e katılsak onların kredilerinden yararlansak mı dedi. Çünkü onların da bir bankası var. Niye bunu bahsediyorum? Ağustos ayında BRICS'in zirvesi Güney Afrika'da yapılacak. Güney Afrika Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsünü kabul etmiş bir ülke. Uluslararası Ceza Mahkemesi de Putin'in gittiği yerde tutuklanmasını istiyor. Dolayısıyla Putin muhtemelen Ağustos ayında yapılacak BRICS zirvesine katılmayacak. Yani Güney Afrika katılma demeye getirdi. Katılırsan tutuklama zorunda kalırım diyor. Putin Brezilya Cumhurbaşkanı'nı davet etti. Bu daveti kabul etmedi. Şimdi Putin'den bahsederken geçenlerde ilginç bir şey oldu. Putin'e karşı bir girişim olduğu ve bu girişimin def edildiği söylendi. Bu ilginç bir şey. Çünkü Rusya genellikle bu gibi işleri yayınlamaz ama bunun arkasında Ukrayna var dediği için ortaya. Ukrayna konusunda Batı Ukrayna'yı silahlandırmaya devam ediyor. F-16 uçakları konusunda Amerika yeşil ışık yaktı. Ve Polonya ve Danimarka derhal biz bu eğitimi yapabiliriz dedi. Bu eğitim 12 ay en hafifi 18 aya kadar giden uzun vadeli bir eğitim. Komşumuzda da seçim oldu. Batı usulü bir seçim.
Başbakan 5 sandalye eksik olduğu için ben koalisyon kurmayacağım, tekrar seçim yapacağım dedi. Muhtemelen o seçimi Mitsotakis kazanacak. Yani Yunanistan Avrupa Birliği üyesi olunca rahatladı. Ve bizden, ben Yunanistan'da görev yaptım 70'li yıllarda junta devrinde, 5-10 yıl ileriyken şimdi adeta yarım asır ileri maalesef. Ermenistan-Azerbaycan işi. Ermenistan bir açılım yaptı. Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul edeceğini açıkladı. Ama bir şartı var. En önemli şartı da orada azınlık haklarına riayet edilmesi. Gelelim bir takım ihtilaflara, çatışmalara. Sudan'da ateşkese rağmen çarpışmalar devam. Libya işi halledilmiş değil. Bu gibi bizi uzaktan ilgilendiren ama Doğu Batı rekabetine yol açan çatışmalar artacak gibi görünüyor. Çünkü oralarda rejimler oturmamış vaziyette. Ve üstelik Afrika ülkeleri, üzülerek söyleyeyim, adeta kabile devleti. Bir yerdeki çatışma öbür yere sıçrayabilir. Afrika neden önemli? Çünkü Afrika'da ciddi yeraltı kaynakları var ve bu Doğu Batı rekabetinin başlıca konusu. Yoksa Sudan'da veya Libya'da demokrasi olup olmamış mesele değil. Çünkü demokrasi olabilmesi için burjuvaziye ilaveten inançtan düşünceye geçmek lazım. Ve biz dahil birçok ülke bunu yapabilmiş değil. Orada bir de etnik kimlikler meselesi var. Ki bunun halli de çok kolay değil. Hepinize saygılar ve iyi haftalar diliyorum.